Ajan hoş geldin. Hoş bulduk abi, merhaba. Önce seni tanıyabilir miyiz? Ben Ahmet Can Arslan, 29 yaşındayım. Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunuyum. Şu anda bir özel şirkette canlı yayın yönetmenliği yapıyorum. Applybo e-spor bursuna başvuru sürecini anlatabilir misin? Ayrıca bursu kazandığını öğrenince ne yaptın? Aslında o süreç şöyle oldu. Ben Galatasaray e-spor League of Legends takımında koçluk yapıyordum. Ve Bahçeşehir Üniversitesi de kendi League of Legends takımlarına koç arıyormuş. Daha sonrasında e-spor bursu olduğundan bahsettiler ve gelirsem eğer eğitimle e-sporu bir arada getirebileceğimi söylediler. Ben de bu teklife sıcak baktım ve Bahçeşehir Üniversitesi'ne dahil oldum. Sosyoloji bölümü tercih ettiğim bölümler arasındaydı. Zaten istediğim bir bölümdü. O sıralar Kocaeli Üniversitesi'nde gazetecilik okuyordum ve buraya yatay geçişle geldim. Gençlerden kurulu bir ekip ile çalışma tecrübesi edindin aslında. Bağ e-spordaki bu çalışma ortamı hakkında bilgi verebilir misin? Tabii ki. Gençlerle çalışmak çok keyifliydi. Özellikle herkes yaşıtım ve herkes e-spora olan ilgisiyle elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyordu. Daha öncesinde hep sektörde çalışmıştım e-sporda ve sektörün iyi kötü yanlarını görmüştüm. Ancak üniversite ortamında çalışmak bence bambaşka bir şeydi. Çünkü gelen herkes istekli, herkes yapması gereken her şeyi yapıyor ve fazlasını koyuyordu. Ekip olarak çok iyiydik ve zaten üst üste başarılar elde ettik. Buraya geldikten sonraki sürecimde ben çok keyif aldım ve üniversite e-sporunun ne olduğunu aslında burada öğrendim. Dünyadaki birçok üniversiteye de örnek olduğumuzu düşünüyorum. Bu e-sporda yaşadığın en unutulmaz anı bizimle paylaşabilir misin? Ya unutulmaz çok fazla anım var. Çünkü çok fazla başarı da elde ettim. Yenilgi de yaşadığım oldu. Ancak Avrupa şampiyonluğu asla unutamam. Yani o anda hissettiğim duyguları, yaşadığım o hazzı anlatamam. En unutamadığım an odur büyük ihtimalle. Bir de Hong Kong serüvenimizdir. 12 saatlik uçaktan korkan biri olarak. Bu ikisi benim için şu an en zirvede olan iki unutamadığım an. Hong Kong süreci, 12 saatlik uçuş, uçaktan korkman. Burayı biraz daha açabilir misin bize? Asya tecrübesi benim için çok zordu. Uçaktan çok korkuyorum çünkü düşmek korkusu her zaman kullanmadığım araçları içindeyken zaten kendimi asla rahat hissetmiyorum. O yüzden de 12 saat boyunca uçmak, hele uçakla uçmak benim için çok korkunç bir tecrübeydi. İlk tecrübeyi zaten Tenerife Avrupa Şampiyonu sırasında yaşadım ama daha sonrasında bunu atlattığımı düşünüyordum ama Hong Kong uçuşunda bunu atlatmadığımı anladım. Ama şu anda nereye isterseniz uçabilirim çünkü en zorunu yaşadım. Bu e-spordan önce peki böyle bir deneyim yaşadın mı? Daha önce yurt dışına çıkma gibi bir deneyimin oldu mu? Düzce'den çıkmış ve İstanbul'a gelmiş biri olarak daha önce hiç yurt dışına çıkmamıştım ve aslında bu e-spor sayesinde ben bu imkanı tattım. İspanya'ya gittim, Tenerife'ye gittim, Hong Kong'a gittim ve bunların hepsini e-sporda yapmış olduğumuz başarılarla elde ettim. Bu benim için çok keyifli bir şeydi çünkü dünyayı gezdim diyebilirim. Bu e-sporda uygulanan uygulamalı eğitim modeli sence başarılı mı? Bu model sayesinde neler öğrendin? Bence oldukça başarılı. Biz her seneyi yeni bir sınıf olarak adlandırıyorduk ve her sene herkesin diğer arkadaşının işini öğrenmesi olarak adlandırıyorduk. Ben burada öğrendiğim işler sayesinde şu anda günlük hayatımda çalıştığım işi de aslında burada öğrendim diyebilirim. Normalde buraya gelişim koç olarak gelmekte ama şu anda canlı yayın yönetmenliğini aslında buradaki uygulamalı eğitim modeliyle kavradım. Bir mezun olarak Applybo e-spor bursuna başvuracak adaylara hangi tavsiyeleri verirsin? İlk olarak kendiniz olun ve metinde tamamen hayallerinizi anlatın diyebilirim. Asla yapmacık yazmayın, yapmacık olarak davranmayın. Mülakata geldiğinizde tamamen kendiniz olun ve isteklerinizden bahsedin. Yapmış olduğunuz ya da yapmak istediğiniz konu hakkında araştırma yapmış olun. Bilin, ne yapmak istediğinizi bilin en azından. Geldikten sonrası için de derslerinize önem verin. Çünkü üniversiteyi de aynı zamanda götürmeniz gerekiyor. Birçok arkadaşım bu konuda ilk başta sıkıntılar yaşadı ama sonrasında toparladılar ve şu anda mezun olan birçok arkadaşımız var bu konuda. Biraz daha detay vermen gerekirse, özellikle mülakata geldiklerinde ne önerirsin? Çünkü takdir edersin ki lise mezunu arkadaşlarımız buraya geliyor ve yaşları gençler ve önceden bir deneyimleri olmadıkları için hem başvururken hem de başvurduktan sonra mülakat sürecinde çok fazla stres olabiliyorlar. Buradaki ortam nasıl? Nasıl karşılanırlar? Nasıl karşılanıyorsunuz? Ondan da birazcık bahsedebilir misin? Özellikle mülakat aşamasına kabul aldıysanız ve mülakata geliyorsanız bence dikkat etmeniz gereken en önemli şey kendiniz olmanız. Yine söylüyorum. Çünkü burada geldikten sonra sizin geçmişiniz olmadığı için sizi inceleyebilecekleri bir yer yok. Ancak kendiniz olursanız ve kendinizi iyi ifade ederseniz, ne yapmak istediğinizi söylerseniz sizi anlarlar ve o hedefe gitmek için size yardımcı olurlar. Şimdiki Applybo burs sürecini anlattık. Burs sürecinden sonraki mülakattan da birazcık bahsettik. Bu e-spor ne? Senin baktığın perspektiften nasıl gözüküyordu ve neyle karşılaştın içeriye girdiğin zaman? Ben ilk girerken bu e-spor hakkında hiçbir fikrim yoktu ve üniversitede nasıl e-spor olacağına inanamıyordum açıkçası. Ancak girdikten sonra ben burada çok farklı bir ortama girdiğimi anladım. İnsanların farklı bildikleri noktalar vardı ve ben bunlara hiç dikkat etmemiştim. Aslında bu e-sporda benim çok fazla hikayem
var ve hani hepsi birbirinden değerli benim için. Üst üste 3 kere Türkiye şampiyonu olduk takımca ve Avrupa şampiyonu olduk. Dünya şampiyonasına gittik Hong Kong'a. Ben burada evlenme teklif ettim eşime. Yani burada yaşamadığım deneyim kalmadı diyebilirim. Her şeyi de aile gibi beraber yaptık ve ben buna çok önem verdim. Benim için bir aidiyet vardı burada ve aidiyet hissettim. Zaten ekibe girdikten sonra bunu aidiyeti aslında sadece anlayabilirseniz eğer buranın değerini anlayabiliyorsunuz. O yüzden benim için çok kıymetli ve çok değerliydi. Ki buradan ayrılıp özel sektörde farklı bir işe geçerken aslında ben çok da üzüldüğümü söylemem çok doğaldır herhalde. Çünkü ailemden ayrılırken ki hissettiğimle aynı duyguları hissettim. Benim için çok değerli ve çok güzel bir yerdi. İyi arkadaşlar edindim, iyi bir ortama sahip oldum, iyi network yaptım. Çok fazla network kapısı da açtı diyebilirim aslında bana. Üniversiteden mezun oldum ki bu mezuniyet benim için aslında çok önemliydi. Çünkü yatay geçişle geldim ve yatay geçiş sonrasında yeni bir bölüm adapte olamadım. İşte sosyoloji gibi aslında köklü ve güzel bir bölüm okudum. Makalelerin okunduğu güzel bir bölüm okudum. Yani açıkçası bu e-spor bence anlatılmaz yaşanır diyebilirim o klasik tabiriyle. Çünkü ben onu güzel tarafından yaşayanlardan biriyim. Ya güzel taraflarından bahsetmişken benim de kulağıma şöyle bir şey geldi. Galiba şampiyonluk kupasını bir hamburgercide unutmuşsunuz. Onunla alakalı senden bir şeyler öğrenebilir miyiz? Yani birinci elden bu hikayeyi bir de dinleyebilir miyiz? Şöyle oldu. İspanya'da kazandık turnuvayı. Tenerife'den aktarmayla Madrid'e geçeceğiz ve Madrid'den tekrar Türkiye'ye döneceğiz. Madrid'de çok acıktık. Tenerife'den geldik ama Madrid'de çok acıktık ve hamburgerciye oturduk havaalanında. Çocuklar da kupayı sanki bir saksı gibi masanın üstüne bıraktılar. Sonra herkes yemeğini yedi, bavullarını aldı. Uçağa doğru gidiyoruz ki sıradayız, yani gireceğiz. Sonra bir anda kupa nerede diye bir bağırışma başladı ve 3 tane oyuncum, o anı asla unutamam, 3 tane oyuncu elindeki valizleri direkt attı ve koşmaya başladı çünkü bıraktıkları yeri biliyorlardı. Bir hamburgercinin masasında saksı gibi duruyormuş ve orada kimse de almamış. Orada duruyordu kupamız. Birazcık burada çalışma hayatı da dönüyor biliyorsun. Yani nasıl adapte edildi takım özellikle ve nasıl oyuncuları bir takımın parçası gibi hissettirebildin burada ve okuduğun bölümle bunu bağdaştırabilir misin? İlk geldiğim sene hocaladım, oyuncularla nasıl bir iletişim kurabilirimi düşündüm. Ama daha sonra aslında oyuncuların da tamamen benimle aynı fikirde olduklarını gördüm. Aynı hedef doğrultusunda ilerlettim ve birbirimize aslında çok sıkı sarıldık. Yani oyuncularımla tam bir aile olduk. Herkesin tek bir hedefi vardı, şampiyon olmaktı. Çünkü herkes kendini kanıtlamak istiyordu. Üniversite e-spor dediğimiz zaman aslında baktığınızda şöyle bir durum var. Türkiye'de ya da dünyada, Amerika burada çok önde. Aslında tam bir kolejiyet orada. E-spor üniversite seviyesi çok iyi seviyede ama Türkiye'de çok bilinen bir seviye değil. Daha çok birinci lig konuşulur, ikinci lig işte bazen konuşulur. Üniversite ligi çok fazla konuşulmaz. Ama Türkiye'yi biz üniversite ligini konuşturduk. Yani bizim aslında yaptığımız, başardığımız seviye bu oldu. Üniversite ligi denilen bir şey var. Burada Bağış şampiyon oldu ve oradaki üniversite öğrencileriyle, sadece kendi öğrencileriyle gidip dünyada boy gösterebildiği dedirttik. Ve bu benim için çok önemliydi. Bu oyuncularımız için de çok önemliydi. Nasıl birlikte olduğumuzun sorusu bu. Bölümümle bağdaştırabilirsem de sosyoloji okuduğum için aslında toplum psikolojisini ve bir toplumu nasıl aynı psikoloji çilesinde tutabilirimi derslerimde görüyordum. Burada aslında sosyolojinin bana yardım ettiği noktalar oldu. Ve buradan da bölümüm sayesinde takım olabilmeyi takım oyuncularıma sağladım. Bağı Espor'un klas ekibine dahil olduktan sonra burada öğrenmiş olduğun programlar, burada öğrenmiş olduğun çalışma sistemi profesyonel hayatında ilerleyen dönemlerde sana ne gibi katkılar sağladı? Burada çok güzel kurgulanmış bir eğitim modeli vardı aslında. Çünkü herkesin birbirine iş öğrettiği, birbirine bildiği işi diğerine öğrettiği bir model vardı. Ve bu model sayesinde de hiç bilmediğim işleri öğrendim. Bir iş yönetimi nasıl yapılır, proje yöneticisi ne yapar, sosyal medyada ne yapılır gibi konuları aslında ben o e-sporda birim içerisinde öğrendim. Ve siz de geldiğinizde yine bu birim içerisinde diğer arkadaşlardan onların bildikleri konuları öğreneceksiniz. Ve onların bildikleri konuları en azından onlarla yardım ederek zamanla siz de aslında bu işi yapabilecek seviyeye geleceksiniz. Ahmetcan, öncelikle verdiğin cevaplar için çok teşekkür ederiz. Umuyoruz ki bu videoyu izleyen arkadaşlar için çok bilgilendirici nitelikte cevaplar olacaktır. Senin eklemek istediğin bir şeyler var mı? Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Söylediğim gibi bu e-sporun bende yeri çok ayrı ve gelecek arkadaşlara da tavsiyem, tekrar söylüyorum. Hayallerinizi yazın ve asla ben bunu yazmalı mıyım diye düşünmeyin, yazın ve asla da vazgeçmeyin. Teşekkürler.